Merhaba arkadaşlar, yine güzel bir videoyla, faydalı bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar, bu yapacağım video YouTube'da Türkçe olarak ilk. Bizden önce kimse yapmamış, sebebi nedir bilmiyorum. Neden yapmamışlar? Faydalı bir video, onun için bu videoyu yapmaya karar verdim. Fakat tabii ki yabancı sitelerden bu yapacağım video hakkında, program hakkında bilgiler edindim ve onun eşliğinde sizlere muhteşem bir video hazırladım. Şimdi videomuza geçelim. Ne yapacağız? Hep beraber görelim. Arkadaşlar, yapacağımız video karaoke lirik video. Hani arkadan müzik gelip sözlerini yazıyoruz ve her gelen söz renklendirilerek geliyor. İşte o videoyu yapmaya çalışacağız inşallah. Arkadaşlar, sizden ricamız, emeğimize saygı çerçevesinde bize destek verip videolarımızı beğenir ve abone olursanız bizi memnun etmiş olursunuz. Çünkü yani bizim de takdirinizdir. Buna ihtiyacımız var. Biz size hizmet ediyoruz. Sizden de böyle bir ufak bir yardım bekliyoruz. Bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz, hiçbir size sorumluluk getirmeyen, sadece abone ol butonuna tıklayıp ve beğenip zili de aktif ederseniz diğer videolarımızdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar, öncelikle yapmamız gereken YouTube Movie Maker. Bu programı indirmeniz lazım. Ben bunu aşağıda inşallah linkini vereceğim. Vermesem de her yerde bulabileceğiniz YouTube'un kendi hazırladığı YouTube videoları hazırlanması için yaptığı bir program. Şimdi öncelikle bu programımızı açalım arkadaşlar. Ben kurdum. Şu indirmesi, şu da kurulması. Burada 3 seçenek geliyor. Biz baştaki seçeneğe tıklayıp programımızın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Burada key istiyor fakat bu ücretsiz bir sürüm arkadaşlar. Key istemesinin sebebi 5 dakikayı aşkın video yapamıyoruz. Onu bilelim. 10 dakika videomuz olursa nasıl yapacağız? Programa bir 5 dakikalık yapacağız. Kalanını yine bir 5 dakikalık yaparak 10 dakikaya çıkarabiliriz. Yani 5 dakikalık bir size video yapma hakkı veriyor. Bunun için buna no diyeceğiz ve çıkacağız. Arkadaşlar, programımız bu. Şimdi LRC dediği yer lirik video yapma. Yani yazı yazarak yazıları kayan yazı şeklinde şarkı sözlerini veya film altına yapacağımız şeyleri burada yapmamızı sağlıyor. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar iki seçenek çıkıyor. Biz birinci full mod seçeneğine tıklayarak yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar, burada yapmamız gereken iş, elimizde bir ses dosyası, yani MP3 veya video dosyası olması lazım ki o ses çalarken sözlerin geldiği yere biz yazılarımızı yerleştirelim. Onun için öncelikle ben MP3 diyor, video desteklemiyormuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, ben unutmuşum. Şimdi MP3'ümüz hazır arkadaşlar. Bir de ne olması lazım arkadaşlar? Tabii ki şarkının sözü. Ses dosyamız, MP3'ümüz var ve sesimiz, sözlerimiz var arkadaşlar. Şu bizi artık ilgilendirmiyor. Şimdi bu ikisini bu programın içine atacağız. Şimdi arkadaşlar, programımızı açtık. Tekrardan lirik full mode'a tıkladık. Ve buradan MP3 seçmemizi istiyor arkadaşlar. Browse'a tıklayıp masa üstümüzden MP3'ümüzü seçeceğiz arkadaşlar. Neydi? Şu. Çeşmi siyahım. MP3'ümüzü seçtik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken text'imizi seçmek, yani yazımızı. Hemen burada text'e tıklayıp input text dediğimiz zaman arkadaşlar, buraya kopyaladığımız o text sözlerini paste deyip yapıştırıyoruz arkadaşlar. OK dediğimiz zaman bunu bir yere kaydetmemizi istiyor. Yine biz masa üstünü seçerek kaydet diyelim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ses dosyamızın sözleri buraya geldi arkadaşlar. Müziğimizi ne yapacağız? Dinleyerek işte gidiyorum çeşmisi yahım. Bura geldiği zaman ne yapacağız? Şeye basacağız. Klavyemizden, bilgisayarımızın klavyesinden boşluk tuşuna. Boşluk tuşu. Hani klavyemizin en altında
ince ve uzun, en uzun diyebileceğim tuş var ya, ona basacağız arkadaşlar. Bu söz geldiği zaman müziği dinlerken bir dikkat etmemiz gereken daha olay var ki ben bunda çok uğraştım. İşte yabancı sitelerden yardım almasam biraz da zor bulurdum. Arkadaşlar işte gidiyorum Çeşmi Siyah'ım, tam oraya geldiğim zaman o boşluk tuşuna basıp bırakmayacağız. Basılı tutacağız. Ta Çeşmi Siyah'ım diyene kadar basılı tutacağız. Sonra hemen şu satıra geçmeden parmağımızı kaldırıp hemen yeniden basacağız. İşte gidiyorum Çeşmi Siyah'ım ikincisini söyleyecek ve bu arada bu renklenecek. Bu da renklenecek. Yani söz bitene kadar basılı tutacağız boşluk tuşuna. Söz biti bitmez parmağımızı kaldırıp tekrar hemen basacağız ki şuna şunu seçsin ve şey olsun. Bu da renklensin diye. Basılı tutup söz bittikten sonra parmağımızı kaldırıyoruz, tekrar basılı tutuyoruz, buna geçiyor. Böylelikle arkadaşlar lirik sözlerini yapmış olacağız. Videoyu arkadaki şurada hazırlayacağız arkadaşlar. Bu sadece lirik yapıyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Start to record. Buraya bastığımız zaman bize yes no diye bir şey soracak. Biz ne diyeceğiz orada? Yes mi diyeceğiz? Yo no mu? Orayı unuttum. Bakalım bir deneyelim. Şimdilik evet. Diyor ki şu eski şey kayıt çıkmak istiyor musun diyor. Yes diyelim bakalım. Evet. Müziğimiz başladı arkadaşlar. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben sesi biraz daha kısayım. Şimdi arkadaşlar buna bastıkça boşluk tuşuna buraya bu yazıyı buraya atacak. Şuna boşluk tuşuna bırak, bunu bıraktık. Tekrar şuna geçerken hemen bastık. Basılı tutacağız, buraya atacak. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Evet, hazır olun, basıyorum. Basılı tuttum arkadaşlar şu an. Siyahım, işte gidiyorum. Çeşmi siyahım. Bıraktım, bastım hemen. Önümüze dağlar sıralansa da, sıralansa da bıraktım. Ahim ahım, bıraktım bastım. Karadıkça bahtım karalansa da, bıraktım bastım. Sermayem derdimdir, servetim ahım, bıraktım bastım. Karadıkça bahtım karalansa da, basıyorum. Haydi dolaşayım yüce dağlarda, bıraktım bastım. Haydi dolaşalım yüce dağlarda, dostu beni bıraktı ah ile zarda, ah ile zarda. Ötmek istiyorum viran bağlarda, ayağıma cennet kiralansa da. Ötmek istiyorum viran bağlarda, ayağıma cennet kiralansa da. Evet arkadaşlar, şimdik lirik yazımız hazır oldu. Yani şu anda her şey hazır. Bunu sev yapmamız lazım ki emeğimiz boşa gitmesin. Önce bir sev yapalım. Yaptık. Şimdi bunu yaptık, lirik hazırladık. Fakat bunun teferruatına girmemiz lazım. Bu alt yazının nasıl olacağı, efendim alt yazının nasıl olacağı, üstünden geçen yazının nasıl olacağı, yazı stilleri filan. Şimdi de bunları görelim arkadaşlar. Öncelikle bunu bir ön izleme yapmamız lazım. Şuradan F2'ye de basarak yapabiliyoruz. Ön izlememizi bir yapalım. Biraz öne alacağım ki müzik başladıktan sonra, evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar,
Çeşmi siyahım. Buraya geçecek. Önümüze renkleniyor gördüğümüz gibi. Sıralansa da, sıralansa da. Gördüğümüz gibi renkleniyor ve böyle kayarak gidiyor arkadaşlar. Sesim biraz karıncalı, kusura bakmayın. Tamam arkadaşlar, buradan durdur dediğimiz zaman durduruyoruz. Şimdi ben yazı stilini sevmedim. Onun için hemen yazı stilini değiştireceğim arkadaşlar. Şuradan fonta gelip set to all lines, yani hepsine uygula seçeneğini seçerek buradan bir yazı fontu seçiyorum arkadaşlar üstten. Ben şu yazı fontunu sevdim. Bunu seçiyorum. Okey diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, müzik söylerken üstünden rengin gitmesi için burada işlem yapmamız lazım. Hangi renk gitsin, nasıl gitsin? Bunun için burayı aktif edeceğiz. Ben mesela bunun üstünden sarı gitsin diyorum ve buraya tıklayıp bunu sarı yapıyorum arkadaşlar. Veya önce bir izleyelim, ondan sonra farkı görelim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yazı stilimiz değişmiş arkadaşlar ve böyle bir renk geliyor. Yani renklenme böyle. Bu renklenmeyi ben sevmedim. Kırmızı içinde işte o arkadaki renk de sarı mı veya neyse bilmiyorum. Biraz renk körüyüm. Kırmızı üst ama arka renk öyle. Şimdi ben bunu da değiştireceğim arkadaşlar. Yine fonta geliyorum. Ona bas, ona bas, fark etmez üsttekine alttakine. Şimdi burayı aktif yaptım ya arkadaşlar. Kırmızı içinde şöyle beyaz sarı şu renk vardı herhalde arkada. Şimdi ben kırmızıyı sarı yapacağım arkadaşlar. Yazının üstü sarı olacak ve hareket ederken şu da arkadaşlar sarı arkasında ne olsun, mavi olsun, bakalım nasıl olacak. Okey diyelim arkadaşlar, bir bakalım. Evet, biraz gördüğümüz gibi güzel olmuş, gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Sarı arkası mavi, söylenen söz sırası böyle olmuş. Diğer yerler beyaz, sadece beyaz. Tabii ki onu da değiştirebiliriz. Şimdi bu güzel olmuş. Fakat animasyonu güzel değil. Yani tüm seçiyor. Ben yazının üstünden böyle gittikçe rengin kaymasını istiyorum. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için de paragraf buraya gelip buradan ben 2'yi seçiyorum arkadaşlar genelde. Ben bunu seçeceğim. Burada tabi bir sürü şeyler var. Hepsini tek tek deneyerek size göre hangisi ise onu seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir bakalım nasıl olmuş. Evet. Yorum çeşmi siyahım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar yanarak gidiyor. İşte gidiyorum. Çeşmi siyahım. Siyahım dedim. Bitti arkadaşlar gördüğümüz gibi. Ve üstte öbür şey geliyor satır. Önümüze dağlar sıralamsa da. Dağ burada kalmış biraz. Sermayem derdimdir. Servetim ahım. Karadıkça bahtım. Karalansa da sermayem. Evet, bir bu. Bak, yarıdan sonra hemen gidiyor ve arkadan söylenecek şey geliyor. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Şimdi eksik ne arkadaşlar peki? Arka plan. Arka planda bir şey yok. İstediğimiz arka planı seçebiliriz arkadaşlar. Şuradan istediğimiz rengi seçerek arka plan yapabiliriz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek arkadaşlar, buradan image, yani resim dosyası seçebiliriz, imaj veya video dosyası seçebiliriz arka plana koyabilmek için. Ben bunların hiçbirini yapmayacağım. Tabii yapabiliriz ama daha güzelini size göstereyim arkadaşlar. Evet, particle burada saklı bir şeyler var, bakın ne güzel. Bak, animasyonlar, arka plan animasyonları gördüğümüz gibi ne kadar güzel arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Farz mal biz bunu seçelim sadece ve oynatalım bakalım ne değişmiş. Evet, gördüğümüz gibi noktalar gelmiş arkadaşlar, güzel güzel. Hemen şarkımıza gelelim.
böyle olmuş, ne güzel. Şimdi arkadaşlar, fazla videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Siz buradan istediğiniz arka planı veya video seçebilirsiniz. Mesela bir de şunu seçip deneyelim. Evet, bu da böyle bir animasyon. Hemen şarkımıza geldiğimiz zaman böyle. Evet arkadaşlar, şimdiki yapmamız gereken, yine save diyeceğiz arkadaşlar. Böylece bütün yaptığımız düzenler ne olmuş oldu? Kaydolmuş oldu. Peki save as dersek ne yapacağız? Bunu herhangi bir zamanda bulabilmek için veya programı sildik, kaldırdık ve tekrardan kurduk. Bilgisayarımıza ne yaptık? Format attık. Tekrardan bu düzeni bulmak için ne yapacağız? Save as lirik olarak nereye kaydetmek, yani nerede saklamak istiyorsanız oraya kaydedip sonradan bunu aynen içeri çağırıp kullanabilirsiniz. Kaydettim, masa üstüne gitti arkadaşlar. Şimdi burada bizim işimiz bitti. Ama şuradan da videomuzun hangi şeyde olmasını istiyorsak arkadaşlar, YouTube'a uygunsa mesela bunu seçmemiz lazım. Yine save dememiz lazım arkadaşlar yani. Hepsini save diyeceksin ki hepsini şey yapacak, kapsayacak. Şurada da yazıların nerede olması gerektiği filan var. Ortada mı, sağda mı, solda mı filan. Şu da şurayı animasyonlar, yazılar gidip geliyor ya, onu filtratör, yani kendi ayarlıyor. Yoksa siz buradan kaç saniyede gitsin, kaç saniyede gelsin, gitsin gibi bunları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha neler var arkadaşlar? Burada bu şurayı komple sil, tek tek sil, şuraya yeni bir şey aç filan seçenekleri var. Buralar çok önemli değil. Yaptığımız şey aslında önemli. Mask var arkadaşlar. Mesela burada, mesela şu yazımızın üstünden gitmesi gereken, bakın. Bakın. Şeyi ayarlayabiliyoruz. Böyle bir ışık dalgası ayarlayabiliyoruz yazımızın üstünden. Nasıl bir ışık dalgası görüyorsunuz, bak ışık dalgası gidiyor. Mesela bu güzelmiş, ben bunu ayarlayayım. Mask ayarlayabilirsiniz. Fontu zaten ayarladık arkadaşlar. Daha da şu an için programı şey yaparak daha da çözebilirsiniz. Yapılacak daha şuralarda ayarlar olabilir, var yani. Çeşitli ayarlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmıyorum. Bunu da save dedikten sonra, evet arkadaşlar, buradan çıktım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, buraya lirik olarak formatında bir dosyamızı buraya atmış. Şimdi orada lirik işimiz bitti. Şimdi videoyla MP3'ü birleştirme yerine geldik. Evet. Şimdi bu lirikimizi alıyoruz arkadaşlar. Nere kabul ediyorsa text, oraya bırakıyoruz ve başa yaslıyoruz. Şimdi de MP3'ümüzü alıyoruz arkadaşlar. MP3'ümüz. Bunu da getiriyoruz. Audio. Buraya atıyoruz ve yaslıyoruz arkadaşlar. İkisini de yaslamayıp böyle derseniz kayık olur sesler. Yazılar ve ses müzik kayık. Kayar yani. İkisini de yaslıyoruz. Çünkü ona göre yaptık. Şimdi arkadaşlar, yapmamız gereken şuradan videomuzu çalıp dinlemek. Şurada öne alarak da yapabiliriz ki zaman kaybı olmasın. Evet. Şimdi birazdan başlayacak. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle biraz daha öne alalım. Devam. Çeşmesi yahım. Burada erken basmışım, erken gitti. İşte gitti. Çeşmesi yahım. O erken basmaları siz ayarlayacaksınız. Dağlar sıralansa da, sıralansa da. Evet arkadaşlar, fazla uzatmaya gerek yok. Yani işin özünü ben size anlattım. Bundan sonrası size kalmış. Şimdi arkadaşlar, render almak gerekiyor. Render'a bastığımız zaman MP4 formatında render almamız. Zaten başka seçenek niye yok? Avi de vardı aslında ya. Nedense yok. Neyse, masa üstüne videomuza isim vererek, herhangi bir isim fark etmez. Ben bunu kaydet diyorum. Bakalım kaydedecek mi? Burada 3D efektler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat 3D efekt için de yine şey istiyor. Para istiyor yani. Satın almanızı istiyor. Onun için ben 3D'yi hiç kullanmıyorum. 2D ve bu yeterli zaten bize.
Bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. Burayı ben keserim. Ondan sonra zaten bir şey kalmadı. Videonun gerisini ister izleyin, ister izlemeyin. Ama kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum yine. Yani ben mümkün olduğu kadar YouTube'da video çekilmemiş videolar varsa onu çözüp çekmeye çalışıyorum. Yani herkesin yaptığı videoyu benim yapmamın bir manası yok diyorum. Ama tabii ki gerektiği zaman da yine yapıyoruz. Ama mümkün olduğu kadar YouTube'da olmayan videoları, Türkçe olmayan videoları sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın tekrardan. Evet arkadaşlar, videomuzu tam ekran yapalım. Şimdi yazılar kaymış arkadaşlar. Bu yazıyı küçülterek bu sorunu halledebilirdik aslında. Biz hızlı yaptığımız için olmadı. Yazı fontunu küçülteceğiz arkadaşlar. Kareye sığdığı zaman mesele yoktur. Böylece çıkar. Evet. Evet arkadaşlar. Tekrardan hoşça kalın. Görüşmek üzere. Güzel de olmuş. Karadıkça bahtım karalamsa da. Evet.